Türkiye'ye eğitime geldin. Evet, eğitime geldim. Ne okudun burada? Endüstri ürünleri tasarımı, ODTÜ'de. Bilerek ve isteyerek mi seçtin bölümü? Evet. Bayağı bir tasarım bölümüdür evet, o çünkü yani. Çünkü benim işimle aslında alakalı olan bir şey. Ne açıdan? Yani benim yaptığım şeyde hem illüzyon var, yani göz yanılması, hem de vücudun enerjisiyle ve telekinesizle, beyin okumayla, psikolojiyle, hipnoz teknikleriyle hepsini bir araya getirerek bir gösteri sunuyorsun. Bunun illüzyon kısmında tasarım gerekir. Evet, o yüzden, dolayısıyla sen orada üç boyutlu düşünmeyi ve tasarımı evet. mı öğren? Yani ha bu kadar bilinçle mi seçtin bu bölümü? Evet. Yani gene varmak istediğin yer burasıydı. Sonra ne oldu? Acun'la tanıştın. Ondan sonra arkadaşlarım dediler böyle bir program var. ODTÜ'de mi oldu bu? Kayıt yaparsan, yani bu yaptıklarını orada yaptığın zaman çok güzel olur. O hatta onlar, bir arkadaşım vardı, o beni şey yaptı, kayıt yapmıştı. O mezun olmuştur herhalde. Evet, ondan sonra oraya katıldım. Hatta ben beğenilmeyecek diye düşünüyordum. Çünkü ben her zaman bir şey yaptığımda en kötüyü düşünüp en iyisini yapmaya çalışırım. En kötüyü düşününce düşünceler çok güçlüdür. Umut Marif, en kötüsü olmuyor mu? Yok. Yani en kötü gelebilecek durumu düşünerek en iyisini yapmayı yaparım. Peki. Ondan sonra gittiğimde bayağı beğenildi. Sonra zaten yarı final oldu. Yarı finalde de bayağı beğenildi ve finale geçti. Ve hayatın değişti. Finalde de ikinci olmuştu. Telekinez diye bir şey var. İllüzyon var biliyorum. İllüzyon bir bilim çünkü yani görme duygusuyla, geometriyle, hatta fizikle değil mi? Evet. Ve kimya ve biyolojiyle belki de yani. Bütün kimya ilimleri da bir araya getirerek. Getirerek bir şov sanatı. Evet. Yani bütün bilimsel yani çünkü işin içinde fizik var işte. Evet. Kimya var ne bileyim ateş kullanıyorsun, su kullanıyorsun, biyoloji var değil mi? Yani bütün bunlar evet, bütün var. Bütün bilimi kullanarak karşındaki kişiyi şaşırtıyorsun. İkna oldum. Telekineziye bir türlü ikna olamıyorum Aref. Şimdi sana diyorsun bir telekinezi yaparım. Şöyle bir şey ikna isterseniz. Mesela çok basit bir şey deneyelim. Telekinezi nedir? Telekinezi aslında cisimleri dokunmadan enerjiyle ve beyin gücüyle hareket ettirmek. Bir de telepati var. Şimdi biraz sonra onu deneyeceğiz. Ben sizin beyninizi okumaya çalışıyorum. Tabii karşı aynı tarafta, şekilde ben de seninkini okumaya çalışıyorum şu anda. Aynen. Karşı tarafta buna izin vermesi lazım yani. Direkt geçen kişinin beynini kitap gibi okuyamazsın yani. Bunun için de hipnoz tekniklerini de kullanıyorsun. Nasıl söyleyeyim? Daha çok beyin üzerinde olan, illüzyonla alakası olmayan bir şey. Ama enerjiyle sen, mi alakalı bir şey? Evet. Enerji ve psikolojiyle alakalı aslında. Peki deneyelim. Şöyle bir şey yapalım. Ama ben izin vermezsem yapamıyorsun öyle tabii mi? Tabii. Bu her kişi için geçerli öyle mi? Evet. Yani şöyle bir şey var. Hipnozda da aynı şekilde. Eğer peki, karşı taraf istemezse yapılamaz. Olmuyor. Peki bunu bir yapalım. Kartları iyice kontrol edelim. Normal mi? Elime mi alayım? Aha. Tamam. Bakayım yani. Evet, değil mi? Evet. Böyle çevireyim. Evireyim, normal. Çevireyim. 52 tane farklı kart var. İyice doğru. Kartları karıştırın. Karıştırdıktan sonra ben alacağım kartları. Tabii ki de. Buyurunuz. Şöyle yapalım. Şimdi istediğiniz herhangi bir yerde bir karta dokunmanızı istiyorum. Sadece dokunacağım. Aha, tek bir fark tanesine. Etmez. Şuna dokundum. Tamam. Şimdi kartınızı alın. Kimseye göstermeyin. Kendiniz sadece bakın. Baktınız mı? Baktım. Kimse görmüyor şu an kameraman kartınızı. Kameraman da görmedi. Evet. Tamam. Şimdi şurada bir ekran düşünün. Ve buradaki ekranın içine aklınızdaki o kartı yansıtmaya çalışın. İyice konsantre olun. Yanlış düşünmüyorsam şu an düşündüğünüz kart rengi ya kırmızı ya siyah ama şu an siz kırmızıyı düşünüyorsunuz. Ve iyice kartınızı hayal edin, düşünün. Sadece onu hayal edin. Aklınızdaki kartı değiştirmeyin. Yanlış düşünmüyorsam şu an kartınız kırmızı olduğuna göre ya karo ya da kupa ama şu an siz karoyu düşünüyorsunuz. Ve düşündüğünüz kartın işareti resimlerden değil, sayılardan biri. Çok büyük bir sayı sayılmaz, küçük bir sayı sayılır. 2 değil, 3 karo mu? Doğru mu? Evet. Doğru. Mesela bu iki kişinin arasındaki bir bağ oluşturarak ve karşı tarafın beynini okuyarak yani kart olur, başka bir şey olur. Bulmaya çalışıyorsun. Tabii zor, bazen olmayabiliyor. Peki gözler kalbin aynası o zaman gerçekten. Sayılır. Senle göz teması kurmasam yapabilir miydim bunu? Daha zor, çok zor. Ama buradan mı enerji? Yani ne kadar uzaklaşırsan daha zor oluyor.
Yani peki bu telekinezi. Ama mesela bu telepati. Bu telepati. Ha, telekinezi hareket ettirmemiz, kinetik enerjinin oluşması, evet, gerekiyor.